30 Ocak 1948 saat 5'te, akşama doğru 5'te, Mahatma Gandhi dua odasından çıkmış ve bu kapıdan ayak izlerini görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuzdur herhalde. Yürümüş. Son yürüdüğü yol. Efsanevi lider Mahatma Gandhi'nin ayak izlerini görüyorsunuz. Bu yoldan yürümüş. Bu onun son yürüdüğü yol. Şöyle geçelim. Biz de onunla beraber yürüyoruz. Bakın burada. Dünyaya barış, anlayış ve ılımlılık mesajını ileten ve mesajım hayatımdır, hayatım mesajımdır demiş olan efsanevi lider Mahatma Gandhi'nin anısına Hindistan hükümeti tarafından yapılan, düzenlenen yer. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Zaten hayatının son günlerini geçirdiği yer burası. Şimdi vurulduğu yere doğru ilerliyoruz yol boyunca. Etrafı da biraz göstereyim size. Evet, Gandhi'nin ayak izleri bahçe içerisinden bu yoldan devam ediyor böyle. Ve şuraya çıkıyor. Ve orası vurulduğu yer. Gandhi'nin son yürüyüş rotası bu. Orada bir anıt var. The place of Mahatma Gandhi's martyrdom. Hayatını barışa adamış bir insanın ne ilginç bir karma seçmiş kendini vurularak ölmesi. Ne tuhaf. Aydınlıklar da olsun. Evet, burada çok anlamlı sözü var Gandhi'nin. Burada da nasıl öldürüldüğüne dair bir temsili resim var. Tekrar şöyle dönersek. Evet, işte tam bu noktada öldürüldü Gandhi, vurularak öldürüldü. Ve size ilk gösterdiğim yerden çıktıktan yaklaşık 17 dakika sonra da burada son nefesini verdi. Bu noktada ayakkabılarımızı çıkartmamızı rica ettiler. Çünkü mezara iyice, daha doğrusu mezar değil burası tabi, Gandhi'nin vurulduğu yere iyice yaklaşalım diye. Bu bölgede ayakkabı kullanılmıyor. Bakın, ayak izleri buraya kadar geliyor. Ve dilinde Tanrı'nın adıyla son nefesini veriyor. Mahatma Gandhi. Ömrünü dünya barışına, insanlığın huzuruna, uyumuna adamış bir insan.